Hanımlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz bakalım? İyiyiz, çok şükür. İyiyiz, sen çok nasılsın? Şükür. Vallahi ben çok iyiyim ve moralim çok güzel. Abi ki. -5 ile başladığımız halde altını aldık. Darısı sizlerin başına olsun. Tuğba! Nasıl yani? -5 ile. -5 ile. Tebrik ederim. Aa. Ay. Benim puanım evet, aldı. Bizim puanlarımızın aldı. Ama lezzetsiz olsa verir miydin? Yok vermem. Gülsel Hanım. Senem Hanım lezzetsiz olsa verir misin? Verirdim. Aa, neden vereceğim? Bugün vereceğim. Lezzetli de olsa vereceğim. Bak şimdi lezzetli olana veriyoruz değil mi? Yok puan da vermeyeceğim bugün lezzetli tamam, olana. Tamam onu sen bilirsin. Şimdi lezzetli bir tabağda lezzetsiz de ettirilir gelinimi bulacağım. Kızlar merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi. Bana sormanıza gerek yok çok iyiyim. Yine ben. Tuğba hiç -5'te çeyrek aldım diye hava atma. Arkanda dağ gibi Beyhan Öksüz olduğu sürece sen daha burada çok çeyrek alırsın. Bence siz benim gözümü bağlayın. Aa pardon yine alırım. Bak gözümü bağlayarak yemek yapar, yapayım. Yapar öyle şovları sever. Ama yapıyorum. Ya bak şimdi yarın yapıyorum, gözlerin kapalı gelsene. Gaza geleyim. Gelme istersen. Tamam geleyim. Gözlerim kapalı yemek yapayım. Ya gaza gelme. Burada kaza atlatmak istemiyorum. O kadar da değil yani. O kadar avantajlı günündü ki Gözde. Hadi kızcağız dün yeniydi. İlk defa mutfağa alışmaya çalışıyor. Nasıl alamazsın ya? Ben bu kadar beceriksiz gelinlerle yarışmak istemiyorum ya. Ben mi beceriksizim? Beceriksiz evet. Olsam ilk haftada bileziğe bu kadar yaklaşmam. Bari bunu sen söyleme. Bir puan yani. Aramızda bir puan varken o zaman sen de beceriksizsin. Hayatım. Bana bir puanla beceriksiz diyebiliyorsan sen de beceriksizsin hayatım, o zaman. Sen yaklaşırsın ben alırım. Konu bu. Tamam bu hafta görüşelim. Beyhan ya sen görmedin mi Ayşe Dünür niye bu kadar sinirlendi? Ayşe boş konuşuyor. Şimdi bak Beyhan eğri oturup doğru konuşalım. Ayşe Dünür'ün haklı. Haklı sen değil. O kim ya? Kadının izinsiz kızını nasıl görecek çıkarsın arkadaşım. O kim Ayşe kim? Yok hakkı yok. Nasıl hakkı? Yok, olmaz yok söyleyemez. Beyhan. Çünkü bir de görücü usulü mü kaldı? Sana ne oluyor ya? Ya sana ne ya? Sen kimsin ya? Yeşim de haklı. Ya biz burada bize de söz hakkı Ayşe var. Haklı değil. Ayşe benim karşım. İşte anca arkamdan konuşur. Yok haklı. Yüzüne konuşamaz. Sen gerdanlı ne yaptın? Gerdanlı alevde, çiçek alevde. Aşkım, yok değil. Ondan yeşim sonra almadım. Çikolata alevde. Hem bak. Yeşime demiş ki ne çikolata, ne gerdanlık, ne de çiçek. Ben yalan almadım demiş. Bak vallahi bağlanacaklar haberin olsun bak. Çıkacak doğruyu söyle. Bak, Nursel Hanım peşini bırakmayacak. Dedi ki ben aleve ulaşmaya çalışıyorum dedi. Ben de gerdanlık yok. Yeşim'cim anneni dinlediğimde aşırı derecede sinirliydi. Çok da gergindi. Haklı. Yani haklı evet. Bence az bile sinirliydi. Çünkü yani bak montajda bu azaltılmış hali. Çünkü videoyu ben çektim. Gerçekten ben zapt edemedim. Yani kadın çıldırdı. Evladı çıldırmak yani. Çıldırmak da kesinlikle kadının haklı. Kadının kızına görücü getiriyorlar. Gerdanlık bir de insanlar bizi arıyor. Gerdanlığımızı verin vesaire böyle muhabbet. Ay ne kadar kötü. Ayıp yani kesinlikle. İçine düştük bir anda. Yani kadın neye uğradığını şaşırdı. Yani kızının istendiğinden haberi olmamasına mı? Bir de düşünsene insanlara karşı şey diyorsun. Benim haberim yok. Ne istemesi diyorsun. Ya ama ya sen benim gerdanlık için kız kardeşimi nasıl bizim aileyi nasıl alet edersin? Böyle bir şeyin içine ya. Bence bu kadarını riske etmemiştir ya. Yok ya. Peki etmiş sence gerdanlık neyin madende mi? Kim ne olacak başka? Nereye gidecek? Hadi onu da geçtim. Alev senin akraban da çok sayılmaz. Benden dolayı Alev'le muhatap. Aynen öyle. Alev'i niye dahil ediyorsun? El kızı. Heh, bir bakıma öyle. Ya ben sıkıldım artık ya. Gerçekten sıkıldım. Bırak herkesin yakasını ya.